Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen asayiş ve emniyet botu, göl, akarsu ve denizlerde üstlendiği görevlerle yeni siparişler alıyor. Askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi, ASFAT ile Yütek Makine Gemi İnşa Sanayi arasındaki işbirliği ile üretilen ve ASBOT olarak bilinen botlar çeşitli kurumların kullanımına sunuluyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, ASFAT yükleniciliğinde kısa bir süre içinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımına sunuldu. Son olarak ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet liman kontrol botu projesi kapsamında ASBOT teslimatları Nisan ayında tamamlandı. Bu projenin ardından akarsu ve mavi vatan sınırlarında kullanılmak amacıyla yeni ASBOT tedarikine yönelik sözleşme imzalandı ve üretime başladı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı için 15 ASBOT daha alınacak. Emniyet ve asayiş faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan ve üretilen ASBOT, yeni nesil dizaynı sayesinde yüksek denizcilik kabiliyetine sahip bulunuyor. Üstün manevra yetenekleriyle zorlu görevlerde yüksek başarı gösteren yardımcı karakol botu ASBOT, yüksek başarısının yanında maliyet etkin bir proje olarak muadillerine üstünlük sağlıyor. Botlar, vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildi. Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10.2 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğinde üretilen botlar, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabiliyor. ASBOT, tam yoldayken tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandı. Botun tekne yapısının klasik üretim inşa yöntemlerinden farklı olarak, modern bir üretim tekniği olan stepli tekne dizaynı ile inşa edilmesi yüksek sürati ve stabil seyir sağlıyor. ASBOT, azami hızda 80, İktisadi süratte ise 120 deniz mili seyir sığası kapasitesiyle ihtiyaç duyulan harekat isterlerini kendi görev yarıçapında rahatlıkla karşılıyor.